Yaramaklar, sızlar başım, yastığa damlar gözyaşım. Yarama, sızlar, ağlar başım, yastığa damlar gözyaşım. Tabutumu kaldırmayın, yanımda yoktur kardeşim. Tabutumu kaldırmayın, yanımda yoktur kardeşim. Ecel gelince bu cana, baş ağrısı bir bahane. Mezar taşıma yazılsın, bugün bana yarın sana. Gözüm görmez ağlamaktan, dilim kurudu damaktan. Gözüm görmez ağlamaktan, dilim kurudu damaktan. Öyle bir gelin halayı, tabutum geçti sokaktan. Öyle bir gelin halayı, tabutum geçti sokaktan. Ecel gelince bu cana, baş ağrısı bir bahane. Mezar taşıma yazılsın, bugün bana, yarın sana. Ağzan sağlık. Emi selamun aleyküm. Aleyne aleyküm. Ne içsen kardeş? Allah razı olsun. Ne var ne yok? Sağlığı, sıhhati. Bomba gibi. Maşallah, bomba gibi. Şey seni tanıyabilir miyiz kardeş? Yeni köyden Yakup Binalı Topsu. Ortaokulu Aşkale'de okudum. 67-70 aralığında. 1967'de 67-70 aralığında. Maşallah. Ben daha doğmamışım emi. Öyle mi? Peki neler yapıyorsun Binalı amcayı? Geldim şu anda. Yoldan geçirdim, gördüm böyle keyifli, evet. Keyifli çalışırsan. Efendim Yakup abi şöyle gösterelim. Tarlasını biçin şeydi. Bunu da diyeyim. Bak bir gün çalışmasam o gün hastaneli oluyorum. Hay maşallah. Hiç ihtiyacım yok. Büyük oğlum operatördü simentoda, emekli oldu şükür. Evet. Aşkale'de. Evet. Ortancı oğlum bak diye ev orada bizim çayır o 40 yılın köylüğünü bizim. O çayırda diye evi. He. Traktör önünde bak beyaz bine telif evet. Küçücük oğlum da Ahmet Topçu, Erzurum'da avukat. Hay maşallah. Ev yapıyor. Maşallah. İşimiz yerinde Cenab-ı Mevlam. Evet. Önce benden darda olan kuluna versin. Amin. Onun yüz hürmetini de bana versin. Amin inşallah. Önce benden hasta olan kuluma şifalar versin. Ondan sonra bana versin. Önce benden boşta olan sıkıntılı kullarını genişe çıkarsın, sonra da bana nasip etsin. Amin. Allah bu senden istiyor. Razı olsun. Duam bu. Amin inşallah. Yakup abi ne iş görüyorsun burada? Tarlayı eksen? Tarlayı her gittim. Evet. Burada çok ot var idi. He. Abile buraya ot çıkmıştı, yer olmuştu. Gittiğimiz için bir ay önce bu tırmıklarla otu çektim kenara. Tamam. Topladım, yaktım. Tamam. Geldim şimdi her gittim bir ay önce. Tamam. Şimdi ekim zamanı zaten. Şimdi geldim ektim. Ekşici ol, bilici olma. Ondan sonra da duamı edip Rabbime de teslim edip çıkıp gideceğim. Elhamdülillah. Veren o. Maşallah. Rızkım neyse onu verir artık. Maşallah. Ne rızık varsa. Yaş kaç Yakup abi? 70. 70. Ben de 73'lüye. Az yavaş geçsen yetişirem. Sana da yavaş. Canım yerem Yakup abi. Buradan hemşerilerimize ne söylemek istersin Yakup abi? Ne söyleyeceğim? Cenab-ı Allah başta iman nasip etsin, Kur'an amin. Nasip etsin, doğru amin. Yolundan ayırmasın. Amin. Son nefes orası. Topraktan geldik, toprağa efendim, gideceğiz. Son nefes dedik ha orada bak mezarlık ha ona göre. Bak, mezarlık ona göre. Hesabını ona göre yap. Öyle olacak ki o musallaya koydukları zaman. Evet. Eğer ses gür çıkarsa razıyık. Korkma. Şanslısın. Ne mutlu değil yok, mi? Yok bir de olan kurturduk nahlet olsun temizlendi. Bazen de bunda diyeyim Resulullah Efendimiz böyle mefta olduktan sonra gezermiş. He. Köyde şeyin halkın içinde dinlermiş. Ve buyururmuş ki vallahi cennet vacip oldu. Vallahi cennet vacip oldu üç defa. Evet. Bazen de gezende de öbür türlü dermiş. He. Orayı demiyor. Cehennemi dermiş. Evet. Ashab bir gün sormuş ya Resulallah böyle buyursan bu ne hikmet buyuruyor ki
bir Müslüman, bir insan öldüğü zaman evet. eğer kabristanda ses gür çıkarsa ve bir de halkın arasına gelip dolaştığı zaman evet. biz ondan razıydık, yarayışlı insaydı, çok iyi insanıydı, dürüstüydü, efendiydi diye konuşlanırsa ne mutlu olur. Allah ondan razı, sen de razıysan Allah da razı olur ve ona cennet vacip olur. Ama bir de var ki aralarına geldiğin zaman yaka silkerlerse evet. bir an önce kurtulduk, temizlendi, pislikten kurtulduk derlerse o da Allah o yüzlerden etmeye inşallah. Etmez inşallah. İnşallah. Hemşerilerimize selamlarını söyle. Tüm hemşerilerimize. Önde bu kanalın yayın programlarının hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Size özellikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Geldiniz beni, demek ki ben bir insanmışım, yararlı bir kişi ki yani tabii, uğraşıyorum. Ne demek? Uğraşı en güzel şey. Sizler bizim büyüklerimiz, atalarımız. Babam derdi ki oğlum boş adam affedersen şeytanlık düşünür. Onu bunu eleştirir, onu çekiştirir ama işin oldu mu onunla meşgul olursan. Evet. Hiç kimseye de sana zararlı olmaz, sen de kimseye zararlı olmasan. Ve bir de her zaman için yardımcı olacaksın. Evet. Allah'a şükür, yani ben biliyorum ki köyümden yarın ben ayrıldığım zaman vallahi razı olacaklar. Çünkü İnşallah. Biliyorum bıraktığım eserimi. İnşallah. Ben yılda hiç yoksa helali hoş olsun köyüme, yine kurban olsun koşumu, tırnağını öperim. 50 tane hayvan doğum yaptırırım. 50 tane hayvan doğum. Oo maşallah. Veterinerlik de var. 50 tane hayvan. 30 sene de ine vurdum bu köyde hastalara. Askerim. Maşallah. Yaptım, gene yapıyorum. Maşallah. Yani ben sabahtan kalktığım zaman diyorum ki yahu hangi komşumun ne işe ihtiyacı olsun da bana desin yahu bir ne zaman bu an iş nasıl görecek evet. veya nasıl izin veya ona yardım et. Ben onu istiyorum. İnşallah. İnşallah herkes de senden ve razıdır. Veriyordu. Çok razıyım. Bu ne emin? Ben razıyım ki komşundan. Komşun da senden ha, yani razı. Kalpten kalbe yol var dedi. Yani ben seni seviyorsam biliyorum ki sen beni seviyorsun. Allah senden razı olsun. Sağ olasın. Biliyorum ki sen seviyorsun. Efendim yeni köye geldik. Yoldan geçirdim. Gördüm emin burada güzel çalışır. Hem haber yapalım dedik. Hem de emimi tanıyalım. Sizlere tanıştıralım. Keyifli bir sohbet oldu. Emmin ellerinden öpürem. Estağfurullah. Kendinize mükkem bakın. Boş durmayın. Çalışın. Çalışan demir ışıldar demişler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. O tarla da bizim. Büyük tarla orada 40 dönüm.